İnsanlardan sıkıldığın zaman şu soruyu kendine sor. O kadar yemin ederim, o kadar iş, işime yaradı ki. idare edilme makamındayım, idare etme makamındayım. İdare etme makamındaysan bunlar zaten olacak. Değilsen çok kolay. Hecren cemila. Güzel bir şekilde uzaklaş. İdare edilensen? idare edilme makamındaysan idare, mesela diyelim ki sen idare edilme makamında insanlar seni sıkıyor. Hecren cemila. Uzaklaşacaksın. Uzaklaşacaksın. Evet. İdare ediliyorsan. Edilme makamındayız sen. Tamam. Mesela şöyle misal vereyim. Burada herhangi biriniz bu dersini koku. Sıkıldın, yapamadın. Sen çekip gidemez misin? Çekip Ama benim böyle bir lüksüm yok. Eve uygula. Ha, çözümün yok yani. O, yiyim, o. Evet. Mesela eve uygula. Evdesin. Evde yürültü sıkıntı var. Evi terk edemezsin. Yani o an demiyor. Evi terk edemez. Öyle bir lüksün yok. Çünkü idare etme makamındasın. Yani öyle ben, o saatte terk edersen o dinliyor. Evi terk edemezsin. Böyle bir lüksün yok. Çünkü idare edilme makamında değilsin evde. İdare etme makamındasın. İdare etme makamı ne iktiza ediyor Osman? Hak yok derdi. Adalet yok. Hangisinde? İdare etme makamındaysam hak arama, adalet arama. Ne arayacaksın? Hep sen vereceksin, fedakar olacaksın. İdare etme makamı ise benim hakkımdır. Hürmet istiyorum, hürmet isteyemezsin. Hak isteyemezsin, adalet isteyemezsin, muhabbet isteyemezsin. Belki de yer yer. Oysa 97. sayfada sözlerde alt tabaka hürmet edecek, üst tabaka merhamet edecek. Bu olmasa nizam olur, aile çöker. Yani evde ustat diyor ki evliliği anlatıyor. Çok acayip bir kanun. Onu düğünlerde söylüyorum. Geçen işte gene amidin o şeyine vardı, bahçeli evlerine gittim. Orada çağırdılar. Orada da bahsettim. Orada şey anlamışlar yani. Biz böyle anlamıştık. Yani bakın görün. Mesela model olarak evde erkek olarak şeyi görmüş. Babayı. Kardeş ve abi. Herkes de olmaz. Model olarak. Kız yani. Erkek olarak onu görmüş. Erkek ise kadın modeli olarak kimi görmüş? Annesini görmüş. Veya ablasını kız kardeşini görmüş. Böyle büyümüş değil mi? Böyle bir ortamda büyümüş. Dünyası oluşmuş. 6 yaşına kadar. 6 yaşına kadar sabit hard disk oluyor. Ali'nin işi bu. Hard disk bilgisayarı. Sabit yani. Rem değil böyle. Geçeceğim fıza değil. Sabit. 6 yaşına kadar karakter olacak ana tema, ana şartel oluyor. 26 yaşına kadar İmam Ali evliliği diyor vesaire. O zaman nasıl iş yapacak? Mesela gitti, kız evlendi. Ne olarak gitti? Hanım olarak. Olmaz. Evlenen çocuk ne olarak evlendi, ev tuttu? Erkek olarak. Sıp böyle bakarsa aile yürümez. Nasıl yürüyecek? Diyor ki usta durdu. Oradakini söylüyor. Bu diyor kız gitti erkeğe. Kocası model olarak kadın bakışını ilk modeli kimden görmüş? Anne modelini görmüş. Ey kız diyor. Gittin kocana hanımlıktan önce anası gibi ol. Anası gibi ol. Yani anasında ne bekliyorsa diyorsa o beklentisine şey yap, Karşılık ver. Birincisi o. Sonra diyor ki kıza. Ey evlenen kız. Kocana anası gibi ol, kardeşi gibi ol, arkadaşhane ol diyor. Orada söylüyor. Sonra erkeğe ne diyor? Ey diyor evlenen erkek. Aldığın kız erkek olarak ne modeli görmüştü, büyümüştü bu? Baba. Hanımından önce baba gözlüğünü tak. Baba ol ona. Ona kardeş ol, ona arkadaşı gibi ol. Sonra eş ol. Ferzendane diyor. Ferzendane. Evlada yakışır demek. Orada acayip. Onu nasıl anladık? Biz birbirimize böyle cümle şöyle akışı şöyle anlaşılıyor. Açın 97. Sözler. Yani bir ey kardeşler Müslümanlar kardeş hani olun, arkadaş hani olun, baba evlat ilişkisi gibi olun. 97 bak. Birincisini okur musun? O, e, merhamet edecek yukarıdan. Aşağıdan da hürmet edecek. Ama samimi. Bak yukarıda bakar mısın? İlk şey hemen okuduğun. diyeyim. ve ciddi ve fedarane hürmet. Hah. Samimi? Ciddi. Ciddi ve vefadarane hürmet. Hürmet bu kadın tarafı. Kadının vazifesi bu. Üstü ötekisini oku. Hakiki. Hakiki. Şefkatli, Bir dakika. Hakiki şefkatli, fedakarane merhamet. Merhamet o erkeğin vazifesi. Rolü o. Üst rol böyle bakacak. Hürmet aşağıdan yukarı olur. Sahiplenmek yukarıdan aşağı olur. Bu olu, olunmasa cehenneme döner. Yani gidip evlendiğin zaman kadın kadınlık yapmadan önce ona analık yapacak. Erkek de erkekli kocalık yapmadan önce ona babalık baba gibi olacak. Ferzendane ne demek? Ferzendane evlada yakışır gibi. Evladı gibi olacaksın. Evladı. Mesela bir ana çocuğu ilişkisini düşün sen annenle. Ne yaparsa yapsın. Seni affediyor mu annen? Evlenene kadar tabii. Evlendikten sonra zor da ne yapar? <laughs> ne yaparsan yap. Seni affetti mi? Anne affetti değil mi? Böyle bir modelle büyüdü çocuk. Ey kadın, ey kız evlene. Sen de affedici ol böyle. Yani o ciddi bir rol Evet. Kadın çünkü başlayınca bakıyoruz nazla başlıyor. Orada tam tersi şefkat etti. Evet, erkek neyle başlıyor? Kral benim. Uslubuyla, davranışıyla. Hele biz erkekler olarak uslubumuz ağır kardeş. Yani bir de fark etmiyoruz. Yani ne yaptım diyor. Tamam ustubu şeriat sana demedi ki şöyle ustubu. Şeriatı mu gayr olmuyorsun ama ustubun ağır. O, onun da nazı ağır oluyor. Anne tabii iş karışıyor. Ustup ağır. Evet bir şey çalıp çıkmıyorsun, Elbisesini kesmiyorsun. Aç bırakmıyorsun. Ama ustup ağır. Davranışın ağır. Peki nasıl anlarız? Kafamızda o dolaşan o düşünceler çok önemli. Mi? Şu en önemli belki şey. Kafamızda dolaşan fikirler dışarıya çıkarmadık hisleri ama mimikler ve usluplar ifade ediyor onu. Ama bir şey yapmadım ki ben. Burada bir şey yapmadım ben size. Ama vallahi bugün hiç iyi değildi Hasan abi ya. Uslubun farklı. <laughs> e bir şeriata mı gayrı bir şey yapmadım ki? De ya ders yok yok ders farklı iyiydi. Niye ya beni kızdırma işte ben iyiydim. Yok yok. Aklın fikirlerini, vicdanın hislerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini dışa dışsal gözükmeyecek mi Yani? Ben olumsuz düşünürken Mimiklerim olumlu olur mu? Tamam bir şey yapmadım eşşeriyatımı gayrı şey yapmadım ama uslubum zaten yakıp gitti. Ona şeriat kaydı getirmez. Aradaki helal ve haramlar esas alınırsa elal, ortadaki muba ne olacak. İşte biz aileyi yıkan burası. bir şeyi tutuyoruz yalnız. Ben farzları yaptım? Haramından da kaçtım. Aç mı bıraktım seni? Yok. Çıplak mı yaptım? Yok. E, bu değil ki ya. Yani Üstünün şey olma sebebi de e... İçteki, en üstteki şey ne? En mesela şöyle diyeyim. Mesela bu e, mubah sahayı ne demektir diye anlatayım. Ama bizim sahada kullanılsın diye. Biz nur talebeleri olarak cami mi açacağız? Talebe yurdu ve okul mu açacağız? Medrese mi açacağız? Risale-i Nur'un sahri ifadesi var mıdır abi? Bizim bizim vazifemiz nedir? Her yerde bir küçük ne medrese nur açılsın. Bizim birinci vazifemiz bu. Ustadın sahri ifadesi her yerde bir küçük medrese nuriye yapılsın. Yani her şey ona hizmettir edecek. Camiye de iş yap. Şimdi peki bu sarih mi? Sarih. Ha, bizim vazifemiz. Peki soruyorum. köyün girişinde mi çıkışında mı? Birinci kat mı? Beşinci kat mı? Nere hangisinde yapılacak? Var mı külliyatta? Külliyatta köyün girişinde yazıyor mu? Yok. Binanın kaçıncı katında olacak? Onu da yazmıyor. Ha, dedik ki bizim vazife, vazifesizlik yok. Yurt yok, cami yok, şu yok. Bizim aslı vazifemiz medreseyi nuriye açmak. Koyduk mu armağı? Ondan sonra yapmamak da böyle bir lüksümüz yok. Paran varsa neyin varsa seferberlik dönemidir. İlmin varsa ilminle, sağlığın varsa sağlığınla, paran varsa paramla, paranla hizmet imaniye, Kur'aniye'de herkes vasıfelidir. Allah gramına kadar soracak. Davaya harcamadığın parayı diyor ayette ve hadiste hırtlağına eritilip dökülecek diyor. Demir gibi. Alem İslam'ın sıkıntısı varken sen yığıyorsun. Torunlara daire düşünüyorsun. Medrese yapacak mıyız? Yapacağız. Yapmamak lüksü yok. Peki Arnavutköy'ün girişine mi çıkışına, birinci mi ikinci kat, kaçıncı kat? Bu mubassaha. Şimdi ailede de koca olmanın rolü var, hanım olmanın rolü var. Bir de ortada maslahat-ı mürsele denilen, İslam hukukunda geçen maslahat-ı mürsele, yani bir kaideye, standarta girmeyen, fakat ahlak ve takva, ahlaka, ahlakı norm normlara, yani usul ve kaidelere giren, o art ortadaki mesela evi terk edemezsin. Harama itemezsin. İyaşesini, namusunu derühte edeceksin. Evini de derühte ettin. Ama ben ben başka ne yapacaktım? Başka öyle bir şey yok kardeş. Veya kadın. Ben evine sahip oldum. Yemeğini yaptım. Şeyi de yaptım. Kadını da yaptım. Ama arada e, mubasa var. Nedir o? Şeriat hükmünü koymamış. Ama ahlaken getirmiş. Tuvalet adabını getiren bir din usluba da ahlak getirmez mi? Kaydı getirmez mi? Getirir. Tuvalet adamını getirmiş. Nedir o? İnsanın içsel son şeyimiz olsun. İçsel aleminde insan dört sistem çalışıyor. Dima, fikri var. Vicdanın hissi var. Kalbin duygusu var. E, ruhun latifeleri var. Bu aktif olduğu zaman kendisini uslub olarak mimik, göz, davranış, haram yapmıyorsun, vurup kırmıyorsun, yemeğini kesmiyorsun, elbisesi şey yapmıyorsun veya kadın cihetiyle diyorum. Ben kadınlık yaptım, evinde temizledim, aldım telefonu, kenara oturdum. Kadın erkek mi gelmiş, değil Hiç ilgilenmiyor. Telefonu hala yazışıyorum. Bunun adı hizmet olsa, bunun adı Kur'an okusam, bunun adı e, sorulara cevap versem de yapamazsın kardeşim. Evi terk edip ben hizmet edeceğim diye gidemezsin kadın. Erkeği de söylüyorum bak. Dersan ya ben de sadece Dershanenin başına gidiyorum. Senin ne alim varsa gidemezsin. Erkek eve geldi. Telefonda ben soru, fıkıh sorularına cevap veriyorum. Kur'an talim yaptırıyorum. Yapamazsın. Oruç bile tutamazsın. Nafile oruç bile tutamazsın. Erkek cihetiyle. Ben nasıl yaşa yaptım? Evi de tamam oturttum. Daha ne yapacaktım? Oturacaksın kenara. Konuşman cehennem saçıyor. İfaden zakkum gibi insana rasas gibi demir erimiş gibi batıyor. Siman siman değil, gözün gözün değil, ustubun uslubun değil, oturman oturman değil. Ya böyle olmaz ki bu ahlak ya. Ahlak iklimi olmasıyla. Haram ve helal arasında edep demiş ya. Edep yahu ahlak. Ahlak nedir? Huluklar huy huy derler ya eşkıda. Işte, Huyuna ağır. Ya ben bir şey yapmadım ki ya. Ben burada mesela dershanede de ben de aynı sizin ailenize daha sasım. Sen bir birkaç kişiyle sorumlusun. Sırf bu dershaneyle değil ki bizimle alakadar herkesle sorumlusun. Ya ben ne yaptım ya? Yapacağımı yaptım. Dersime oturdum. Aşağıda e dersimi yaptım mı ben cumartesi? Yaptım abi. Sonra en son ben çıkmadım mı? Kaçta kıldım yatsıyı söyler misin? Hepimiz gitmiştiniz. Niye ben dersimi yaparım? Atlet 2-3 defa e, kuruyor. Ve en son çıkıyor. Çünkü niye? Ders değil ki sırf ders dersten sonra oturuyorum. Mağtab oluyoruz. Yani orada usta öyle bir kanun şey yapıyor ki kırıt, kırıt 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 geçtik. Zaten böyle istiyor alalet. Ders alınmasın. Siz sözleri bana verir misin? Ha burada var. Kadın samimi olacak, ciddi olacak, vefadar olacak, hürmetkar olacak. Evet. Doğru. Şimdi evde böyle bir haşir meydanı gibi. E, erkek ilk defa evleniyor. Kadın da ilk defa kızı evleniyor. İlk defa ayrı bir yuva, ilk defa bir baba ol babalık, erkeklik, yönetim, kadın da annelik ve yönetim düzeyine geliyor. Yani ayrılı bir ev kurmuş. İlk defa oluyor. Bu sanki bir vicdan dünyası. Yani ev vicdan dünyası hakim olacak. Ne cennet hakim olacak, ne cennet ne cehennem, ne dünya. Evde dünyayı götürmeyeceksin, cennet cehennemi de götürmeyeceksin. Cennet cehennemden kastım haram helal götürme eve. O cennet cehennem sonuçtur. Dünyayı da götürme karma. Ev, vicdan dünyasıdır. Yani haşir meydanıdır. Farkındalığın, sorumluluğun en son ifadesidir. Ev. Berzahtır. Dünya ve ahirette biz diyor dünyalık için evlenmiyoruz. Eve dair. Bak ev hayatı, evliliği çıkan cennet değil, sonuç değil. Dar karar değil ev. Sürecin mukaddemesidir. Onun için haşir meydana benzer ev. Yani farkındalığın, sorumluluğun, kulluğun ve ibadetin en zirve yaşandığı, yaşanacak bir yerde. Orada Allah Halik ve biz mahluk. Nasıl orada? Ha sorumluluğun, farkındalığın. Farkındalık de debelenip duruyorum ama farkındalığın alt yasını dolduruyor muyum böyle? Farkındalık şudur. Aklın çanak anten gibi düşün. Vahye tutarsanız Cenab-ı Hakk'a vahiy ile beslenen akıl beslenmiş. Bu birinci şuur biliyoruz. Vicdanı da ahirete tutuyoruz. Allah'a değil. Vicdanı da ahirete tutuyoruz, Gayba tutuyoruz. Kaybı niyadeyi ziyaret etmesiyle oluşan şuur. İkinci şuur ama iki kutbu imani yani. Altı tane iman esas ama dünya iki kutup var, kuzey ve güney. Ortası diğer dört tanesi. Bunların temimleridir. Meleklere, kitaplara, peygambere. Birincisi Amentu billahi yani Allah'a iman. İkincisi ahiret. Ustad diyor bunu iki kutbu imani. İki kutbu imani. Ee, akıl Allah ile vicdan gayb ile şuurlanır. Karıştırır mısın onu? Karıştır onu. Birinci şuur, ikinci şuur. Bu iki şuurun, iki şuur diyoruz da kelime aynısı ama birincisi Allah vahiy ile, ikincisi gayb ile ahirette beslenmiş şuur. Onların bütün, bütünselliğinin adı farkındalık. Farkındalık bu yani. Şimdi diyor ki küçük bir dünyasıdır. Yani haşir meydanıdır. Hem dünya var orada haşir meydanda hem önündeki cennet, cehennem var. Ama sonuç değil, süreç de bitti. Sonuç ve sürecin tayin ettiği yer, haşir meydanı. Süreç, dünya bitti. Sonuç, ahiret olmadı daha. Bunun içindedir yani bütünsellik. Aile yuvası sanki küçük bir vicdan dünyasıdır. Süreç ve sonucun bütünselliğidir. Nedir o? Farkındalıktır yani. Farkındalığın şeyi diyor ki... Nevi beşerin hayatı dünyevisinde en cemiyetli merkez en cemiyetli merkez, en esaslı zemberek. Saatın zembereği en esaslı. Dustur değil yani merkez. Yani dustur eylemdedir, esas enfusidir. Ee, i̇hlas isalesi dokuz esastır, içseldir, eylemi yoktur ama gelecek dusturlar rehberiniz olsun. Dustur eylemseldir, dustur dişsaldır. Ustat diyor ki en esaslı zemberek, en esas diyor burada öyle laf de değil. Yani içsel ahlaktır ahlak. Aile hayatı ahlaktır kardeşim konu. ahlakı. Evet ekmek getirmeyle, şeyi getirmeyle veya kadın kadınlık yapmasıyla değil. Başka bir şeydir ya. Ahlak. Ahlak ağır olduktan sonra. Ben bir şey demiyor, bir şey demiyorsun. Yani bir de desen yani. Gözün acayip fır 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 oynuyor. Mimiklerin gidip geliyor. Yarı böyle. Bir gidiyor bir geliyor. Sanki yanıp sönen lamba gibi. Ağız bir şey yapıyorsun davranışınla zem, zehir zemberek cehenneme çeviriyorsun. Ben ne yaptım ya diyor. Ufsu da öyle ha konu. Ben ne yaptım ya diyor. İki tarafı da diyorum. Olmaz ki. Bu nedir? Ahlaktır kardeş Aile yönetmek ahlaktır. En esaslı zemberek, dünyevi saadet için bir cennet. Dünyevi saadet. Bir melce, beslenilen yer. Beslediğin yer değil. Bir tahasunga hadiselerde hemen sığındığın yer. Aile hayatıdır herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Ve müstakil bir dünya. Haşir meydanı dünya mıdır? Hayır. Cennet sonuç mudur? Cennet canım. Hayır. Küçük bir dünya orası. Dünyasıdır ve o hane, o aile hayatının hayatı, hayatın hayatı. Başka nerede kullanmış abiler? Hayatın hayatını başka nerede kullan? İman. İmanda kullanmış. Hayatın hayatını bir de ailede kullanıyor. Başka görün bakalım. Hayatın hayatı imandır. Hayatın hayatı saadeti Ayla insanın aile hayatıdır. Hayatın hayatını bir de burada kullanıyor. İnsanın maddi ve manevi huzurlu bir hayatı, hayatının hayatı aile hayatıdır. İnsanın melceği yani beslendiği, herhangi bir şey olduğu zaman tahassüngahı, küçük bir cenneti, aile hayatı ve saadeti ise böyle bir aile hayatının, hayatın hayatı ve saadetin saadeti orada oluyor. Böyle bir yeri ise İşin izah ediyorum diyor. Noktalı virgül demek bundan sonra açıyorum. Noktalı virgül. Çok önemli burası da. Bir, samimi ve ciddi. Bu iki sıfat. İkisinde de ciddi gidiyor. Samimi ve ciddi. Samimi. Hihihi <laughs> dilde. Samimi ve ciddi. Ciddi şey de anlatır. 108 e, işaret Orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ciddiyeti diyor. Öyle lakır 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 diye ciddiyeti böyle değil. Tamam davasında ciddi. Yani adamı gördüğün zaman sana güven veriyor. Yani iki de bir değiştirmiyor. Ciddi o demek yani. Fikirler yılışık, böyle ta vaatler böyle hakikatsız, e ifadeler zeminsiz B olursa ciddi olmaz. Peygamber Aleyhissellem zann ediyorum ki tahminim ki herhalde ki muhtemeldir ki demiyor. Davasında ciddi. Her şeye rağmen gemiyi götürüyor. Ciddi 108'de anlatır. Ciddi ve Vefadarane, bir samimi ve ciddi vefa. Vefa, kurban olayım bu sıfata. Vefadarane, hürmet. Bu kimden? Hürmet kimden olur? Yukarıdan aşağı hürmet olmaz. Aşağıdan yukarı olur. Kadının sıfatı bu. Kadında aranan şey. Nasıl olacak? Kadın samimi olacak, ciddi olacak. Hatice gibi olmasın da yani en azından hedefi koysun. Vefa. Üç tane sıfat koydu. Samimi, ciddi, vefadarane hürmet olacak. Ama bedava olmuyor tabii. Sonra öteki tarafta kadın samimi iken erkeğe hakiki diyor. Hakiki. E, kadına ciddi iken erkek şefkatli. Kadın vefadarane iken erkek fedakarane. Nazmı mani gidiyor. Yazayım mı? Gerek var mı? Yaz Bak. Aile hayatının hayatı bu yazacaklarımız aslında abi. Samimi. Aile hayatının hayatı bu yazdıklarımız. Öyle mi? Şimdi bu. Aile hayatının hayatı ve saadeti ise ilk noktalı bunlar. Ciddi vefadarane. Yani bunlar din oluyor ve iman oluyor değil mi? Evet. evet. Yani bu, din iman oluyor. Bunlar muhafaza. Aile değil aslında ya. Hayatı. Birisi hayatın hayatı iman, hayatın hayatı din. Bu aile hayatının hayatı Hürmet, merhamet. Mehmet. Yani işte din ve işte iman oluyor. Hayatın hayatı. Aynı soru. Bu bir daha. Yani bu. Bu aile hayatının hayat neler? Aile hayatı biter yani. Hayat aile hayatının imanı o işte. Bunlar. Ha öyle olur. Aile hayatının. Ya öyle diyoruz zaten. Tamam. Yani din hayatın... ve yani, imanı o duyum ha. Yani aile hayatının dini ve imanı bu bunlar. Din iman evet dini birine, imanı birine verirsek bir fakir adalet mi? canlı bomba. Canlı bomba konu. <laughs> 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 Hasan abi he, şey yapıyorsun. Bir... Yazacağım dur. <laughs> 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 nasıl yazdadım onu söyle o zaman. Ee, bakayım şefkat Fedakarane, Ama çok da tatlı çocuklar ya. Böyle niçin dedim biliyor musun? Geldim ha dersi iniyorum. Bayrak Filistin bayrağını çiziyorlar. Türkiye ile beraber. Çok hoşuma gitti. Çizin lan Çocuklar ya. Avukat. <laughs> dedim, dedim ya hiç kimse yapmaz dedim bir tenis ettim size. Şimdi son rötuşlumu yapıyorum dersi ineceğim. Kapıyı böyle paldır küldür girdi. Ulan buyurun dedim. Ses de yok kaldım. açmış gelmiş Gel gel çabuk çabuk çabuk. kestane vardı. Başka bir şey mi yok? Verdim ona. Abi da, bir de daha yazalım. Hakiki hürmet, evet. samimi merhamet diyor. Zıt, tam zıt taneden böyle Nerede? Ha şurası. Oğuzun arasındaki olanı <laughs> var ya. He. O aradakiler. Gel buraya gel yap gel. <laughs> yani bu üç, üç. ikisini cem ediyor evet. burada. Evet. Bu hakiki hürmet, samimi merhamet ise bu hakiki hürmet ve sen merhamet ise. Ha şey yapacaksın. İkisini cem. Ha şurada var. Ha burada var. Yani bu samimi ciddi. Samimi hürmet. Ciddi hürmet. Vefadarane hürmet. Hakiki merhamet. Şefkatli merhamet. Fedakirane merhamet. Yani üçünün şeyi bu. Sonra da bir satır sonra da yani şu iki sıfatı çaprazlı da kullanıyor. Evet. Ama gene yani Hür hürmet kadının, hürmetin... merhamet erkeğin ana sıfatı. Yani bunlar da üst şeyler. Yani hürmetin aynı zamanda e, hakikisi var. E, merhametin de samimisi var. Hı -hı. Çaprazlama yapıyor. Yani ciddi evet. üç şeyle ama Hak... şeyler bunlar. Esas şeyler bunlar olması lazım. Ana sıfatlar bunlar. Evet. Doğru Osman abi. Şuradan çeme diyor. Başka ne vardı? Yeşil nerede? Ha şurada. Evet. Ve şefkatli. Samimi. Ve bu. Samimi merhamet. Heh, samimi merhamet. Yani bilerek kışır yok kardeşim. Bilerek söylüyor yani. Hakiki hürmet, samimi merhamet ne demek? Bak kadın diyor sen her hürmet edeceksen hakiki yapacaksın. Erkek sıfatı olan hakiki var ya. Hmm. Böyle yapacaksın diyor. Erkeğe de merhametli olacaksın. Nasıl merhamet? Kadın gibi samimi merhamet edeceksin diyor. Yani bu bilerek söylüyor. Bilmeyerek değil yani abi çok değişik ya. He. Tuttum sol ayağın çekirdeği. Evet. Cümle. Seni dinliyorum. Adamın biri karısından çok çekmiş abi. Evet. Sonra kadın vaadesiyle öbür imam diyor bu şarkıya demiş ki ey cemaat. Merhumu nasıl bilirsiniz deyince adam dayanamamış. Cemaat ne bilsin be adam bağışlar. <laughs> 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 cemaat içindir cemaat ı... Bana bak gel o zaman Gel buraya. Hasan abi niye uğraştırıyor orada? Neyi beni uğraştırıyorsunuz? <laughs> Kadın samimi olacak. Samimi hürmet edecek. Ciddi hürmet edecek. Ciddiyeti o iş atacağız da çok önemli. Yani dört şeyde fikri, aklın fikri, vicdanın hissi, kalbin duygusu, ruhun latifeleri böyle sıksak yapmayacak. Herkese lazım bu bize. Yani o da nasıl olacak? İkide bir değişken değil miyiz? Dünyevi ve bedensel şeylerde oynak olur. Ama sabiteler de olmaz. Yani Allah'ın insana yüklediği vazifede olmaz. Zan, zanla olmaz yani. Ben böyle hissettim. Böyle anladım. Bunu demek istedin galiba. Gibi. mayene olmayan, altı dolu olmayan, ustup kullanmaması lazım. Zanla yani. Zanların bir kısmı aram. Samimi hürmet edecek kadın. Ciddi hürmet edecek kadın. Vefalı olacak. Vefadarane hürmet edecek. Erkek ise hakiki merhamet edecek. Hakiki. öyle hi hile olmuyor. Sıfır yemek vermeyle, gi giydirmeyle öyle yol değil. Hakiki. E, hakiki demek. E, Hakiki'ye şey sabit etin, Esma-i İlahi'ye aynı darlık seviyesi. encil Şey o. Hmm. Hakikat yani. Böyle hakikatli olacak. Şefkatli olacak. Ne demek şefkatli? Bir baba bir baba kızı ne yaparsa kızar hepinizin bir kısmınızın kızı var. Ben mesela sonra Osman. Doktor sana soruyor. Ne yaparsa affetmedin ki? Affetmedin mi arkadaş? Affettin tabii. Sen affetmedin mi? Senin yok mu senin de acı? Affetmedin mi abi? Sen o zaman eşini de affedeceksin. Niye? Çünkü şefkat bunu iktiza ediyor. Sen eşin, eşin gibi gözükürken eş değil o. İlk önce o kızın gibi düşüneceksin. Çünkü o kız gelirken baba, erkek modeli babayı görmüştü. Burada pederane diyor en altında. Evet bak ha burada. Şurada. Yani Ferzendane çok acayip. Evlada yakışır. Yani babana davrandığın gibi davranacaksın diyor Ferzendane. Babana, babana nasıl yapıyordun? Bak şimdi. Babaya nasıl davranıyordun? Şimdi şefkatli. Şimdi erkeğe diyor şefkat. Sen kızın yok değil mi? Var mı? Affetmedin mi? Eşini de affedeceksin kardeş. Yani kızına yaptığın muameleyi eşine yapacak. O kocalık ya o e, efendi olmadan önce, erkek olmadan önce, koca olmadan önce baba olacaksın. Öyle diyor. Bir, dedik ya kız yuvada büyürken erkek modeli olarak babayı görür, çok az abi ve kardeş görür. Erkek modeli kafasına böyle oluşur. Ee, kız çocuğu, şey erkek oğlan çocuğu büyürken kadın dünyasını neyle tanır penceresiyle? Alimine ne oturur? Annesidir. Kadın demek annedir. Çok az olur ablası kız kardeşi olur. Ha, bu. Bunu alıyoruz kardeşim köklerine söküyorum bu eve koyuyor. Ha, Kökleri bu ama. Getirdim diye kökten sökülmedi yani. O zaman kız kafasında bir erkek modeli var. Baba. Gitti ilk önce ondan kocalık beklemiyor babalık bekliyor. Babalık bekliyor ondan. Baba gibi düşünüyor. Şey değil ki cinsellik her şey. Erkek ne bekliyor? Buraya geldi. Erkek ise ondan ilk önce kadınlık beklemiyor. Ne bekliyor ondan? Annelik bekliyor. Annelik. Anne gibi ol. Ey kız Gittin eşine ilk önce anne ol sonra eş ol. Ey erkek gelen hanıma kıza koca değil ilk önce baba ol. Sonra ne ol? Ferzendane ol. Evladı gibi ol. Anne çocuğu ne yaparsa affetmez. Baba ne? Baba çocuğunu ne yaparsa affetmez. Ferzendane evlat gibi ol. Çocuğun Babasına karşı yani nasıl böyle nazlanıyor ama hemen de itaat ediyor vesaire. Sonra ona çocuğun, kızın veya oğlanın arkadaşları yok mu kardeşleri? Kardeşleri evde. Kardeşleri var. Ba peki kardeş ne demektir? Kardeşinin büyük özelliği kavga yaparlar, pay paylaşamazlar, inatlaşırlar, e kıskanırlar. Ama biri birisiz yapamaz. Mesela öyle değil mi bak... Çocuğunuz da o, 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 olan da var, kız da var. E, şey, kavga ederler ama evde bir gün yoksa ya nerede anne ya? Ya abi kardeşim nerede veya ablam nerede diyor. Arıyor. Yani o kavga gürültü olacak yemeğin tuzu kadardır. Allah Resulü'nün evinde de oldu. Kardeş öyle iktiza eder. Yani bağırmalar, çağırmalar olacak. Kardeşliğin iktizasıdır. Kardeşler, Müslüman kardeş bile birbirine bir, bir eyvallah. Tamam. Olacak kardeş o. Bir de onların toplumsal bir sosyal statüde oldukları için okulda şurada burada arkadaşlar var. Arkadaş gibi ol. Yani birbirlerine birbirine telkin ediyorlar. Biz ortalama biliriz. Hanımlar da bilir. Ha bu dört taneyi böyle harmanlayacaksın. Sen de ne oluşması lazım önceden şunlar fikri ve akidesi. Yani akide inancımız bu. Yani dindir. Fikir de Hakikat da bu. Fikir hakikattır. hakikattir. sabit sabitetun. Esma ilahi, adet ilahi, sünnetullah. Allah'ın rızası adet ilahisindedir. Ben namaz kılmıyorum, oturuyorum. Allah beni affeder. Allah'ın affı fiilindedir. Razı olduğu adet ilahisindedir. Buğdayı koydum cebime ekmiyorum. Yani demek ki fikriyle yani esma, esma işleyecek. Ayna darlık olacak. Bunu yaparken ben eşimi böyle danarırken, Ondan menfaat çıkar ve aile neslimi devam ettiren veya bedensel ihtiyacımı gideren manasında değil. Akidesiyle demek din var içerisinde. Dinim emrediyor ve ebedi bir arkadaşlık. Ahirette de karı kocalıktır. Akide böyle. Bunları zaten din çiziyor diyor akidesiyle. Olabilir. Yoksa bu devam etmez. Etmeyince ne olur? Aile herkesin, aile hayatı nedir diyor? Herkesin şuydur diyor bak. O da kaç tanedir ektiğim şeyini. Nevi Beşer'in hayatı dünyasının en cemiyetli merkezli. Bir, yazabilsem yazardım. İki, en esaslı zemberek dünyevi saadet için bir cennet. Bir melce, bir tansüngah ise aile hayatıdır. Bunu yazıp bunun altına koyacaksın. Altına, He, altına mı yazalım? Peki. Aslında bu e, yukarıda olacaktı. İşte Nebi Beşir'in hayatı Dünyeviyesi 2, 4, 5 en cemetti merkezi e, merkez merkezi di olması lazım değil mi? En cemiyeti. Yok merkez. En esaslı zemberek dünyevi saadet için bir cennet bir cennet bir melce melce bir tasunga ise tamam bunun izahıdır noktalı virgül aile hayatıdır o aile hayatıdır ve herkesin annesi küçük bir dünyasıdır evet sonra bunu iki o hani o aile o aile o hani o aile hayatının hayatı ve saadeti ise evet aslında bundan sonra şu buraya gitmesi lazım. Evet. Yani bu önce yazılacaktı. Önce yazılacaktı. Buradaki, o abi. O şey, Hayır bunu mu? Ha, o şunu. Şunu. Ha. Evet. Sırılması lazım. Harika. Evet. Şimdi tamam. Ters olunca hepsi hallediliyor. Hepsi hallediliyor. Tamam. Şimdi oldu. Şunun izadır. Şurası. Tamam. İstediğimiz gibi okta yön değiştirebiliyoruz. Bunun sonucu değil, bunun sonucudur burası. Bu da bunun sonucudur. Bu da bu ok bunun sonucudur. Şu ikisi bunun sonucudur. Bunun sonucu budur. Bunun sonucu da budur. Bunun sonucu budur, bunun sonucu budur, bunun sonucu budur, bunun sonucu da şudur. Hayır dediğim, hep Abdurrahman'ın kabahatı bizi soktu bu işlere. Bu Abdurrahman'ın işi. Ondan sonra e, münasebetlerin bulunmasıyla. Bu çok önemli ya şu sonuç. Bak fikir böyle olmalı fikir, düşünce bu olmalı. Sebebi dindir diyor. Akidesi. Akide demek saadet idareyen dünya ve ahiret içine alıyor. Geç abi geç 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 geç. Evet, şey içine alabiliyor. Yani dünyada da eşiz. Ayla, ahirette de ahir, şeydi, aile hayatıyız. Akide din çiziyor bunu diyor. Bu fikri olması lazım. Doğruluk ölçümüz bu olacak. Yani kafamızda bu olması lazım. Harita bu. Fikir. Fikir nedir? Vahiy ile besleniyor. Akide nedir? Vicdanla besleniyor. Bu Allah'a imanla beslenir. Bu ahirette, ahirete imanla beslenir. Nasıl olacak tüm bunları? Nasıl yükleneceğim ben? İki kaynaktan besleniyorum. Yazamadım yeri yok. Fikrini vahiy ile, akidesini vicdan ahiretle beslenerek. İstersen ok çıkartayım da yapayım. Belki şöyle yapsam ne renk ee, şöyle. E, tam da tüm bunları ben nasıl yapacağım? Tam tersi olabilir mi abi? Tam tersi olmaz. Ee, fikir. Fikir İslamiyet. Oh, Fikriyle, çok güzel oldu. <laughs> abi harika oldu. Da. Şöyle yapayım. Abi fikir. Fikir yoldur. Fikir o. akıldır. Akıllı ahirette şey yapmayacaksın. Nokta istinat. Bunlar temel bilgilerdir. Akıl vahiy ile. Vicdan ahirette beslenir. Kural, kural, sonra abi. O sonra. İlk besleniyor kuralı koyacak. Yani oradan besleniyor. Besle Nasıl bunu yapacağız? Allah'a imanla. Dolayısıyla Allah'a iman imani derslerle. Nerede sorun var? Eğer fikrinde sorun varsa kadın ve erkeğin imani dersler dinleyecek. Eğer bir e, gaybi sorumluluk farkında azsa ahirete ait dersleri çok dinlemesi lazım. Öyle deyince aklıma şey geldi abi. Erkek noktayı istinat, kadın noktayı istinat. Evet. Aynen. Çoğalt da çoğalt. Gafur olsaydı. Allah'a imanla bu... Fikir burada erkeğe bakıyor. Akide de kadına bakıyor. Yani e, tam tersi. <laughs> şey, <laughs> en cemiyetini görüyor. Nasıl maniye... Orada bir Bir şey var. Ne Yani fikriyle erkeğe bakıyor, akide kadına bakıyor gibi duruyor. Ama Nazım Mahalli'de... E, Hayır, şöyle bir şey. Bak. <laughs> ee, daha çok, mesela diyelim ki maziye takılıyor. Maziye takılıyor psikolojimde, takıntım var. Veya gelecek korkum var, gelecek korkum var. Yani mazi, mazinin elemleri, daha önce kullanmıştık, var mıydınız bilmiyorum. İstikbalden korkular olur. Nasıl tahmin edeceğim ben bunu? Nerede zaafım var? <laughs> ne yapıyor? Ee, tıp bedeni bildiği için, işte şöyle demiş, şöyle yap, uzaklaş, müzik çal, ehli dünyası. Müslümansa zikret, derslere git, sohbete git, doğru kışat. <laughs> Kardeş, maziye takılmanın mazi ah, şey Allah'tır. Ahiret mazi değil, istikbaldır. İstikbal. Maziye takıntılar olursa Allah'a iman dersleriyle, obsesif, kompulsif diyorlar ya takıntı. Tıp diyor ki bu hastalıktır. Doğru. Günde şu kadar saat olursa, 3 gün devam ederse hastalık tanımını koymuş. Hastalık seviyesindedir. Ustad da diyor ki bunu, tamam bedensel gözüken surette bu hastalıktır. Bedende bu gözüküyor. Çünkü bedenin tanımına giriyor hastalık. Takıntı, Günde bir saat en az olursa diyor, okuduğum için söylüyorum. Hocaya da o profesöre sordum. Kaç, günde kaç saat durması lazım dedim hocam. En az bir saat durursa biz dedi hasta olarak kabul ediyoruz. Günde bir saat takıntı olursa. Ona aynısını söyledim. Dedim ki ustad kalı mesleği de şöyle bir şey gördüm. Bu mesela arabaya bindiği zaman, işsiz kaldığı zaman hemen adam kaldığı yerden hayal kurar. Kaldığı yeri düşünmeye başlar tekrar. Arabayla derse geliyordunuz ya. Nerede kaldınız? Oradan hemen hayal kuruyorsun gene. Neyi düşünüyordun? Devam ediyorsun. Bu diyor takıntı aslında e, tiryakiliktir. Hemen onu atlıyor rahatlama. Ama bedende hastalık gözükür. İçeride bu şey tiryakiliktir der. Emirda 99'da var. Tiryakilik bu. Mesela tulu hemen tiryakiliktir. Mesela takıntıdır yani. Mesela çocuğuma daire yapamadım. Fena yapamadım. Hep ona takılıyor. İşte abiler e, fikri dima olduğu için vahiy beslenir. Akide nedir? Din. İnsana din nasıl hakim olur? Ahirete imanla, imanla olur. Ha, o zaman sen geçmişte, geçmişte takılıyorsan ikide bir ki kadının psikoloji bozulma sebebi, kaynağı, esas o şey yeri mazidir. Mazinin sen 17 sene önce düğünde de benden yüz çevirmişsin, ablana bakmıştın ya 17 sene önce. Ha, bu geçmiş. Erkek ise ama bunun da bir tuhafı var. Erkek de gelecekten kaygıları, endişeleri kadına göre daha fazladır. Onun için zulmeder yani kadınına. Şöyle yapar işte maddi şey yapar. E, onu kayıtlamaya getirir. Zanneder. Be, be, ben ben erkekliğim zaaf olursa şey yapar mı? Çarşı pazardan geldi niye terlidir? Böyle hep bu korku yaşar kadının hakkında çocukları hakkında ko. Ben vefat etsem, vefat etsem çocuklar ne olacak? Kadın ne olacak? Şimdi böyledir. yani iki taraf da böyle demek istiyor. Kadının psikolojisi daha çok maziden, erkeğin psikolojisinin bozulması daha çok istikbaldendir. Çaresi nedir? Maziyi imani billah ile istikbali imani bil yomil ahir. Ahirete iman derslerini daha çok tefekkür etmesi lazım. Kadının en çok sorunu e, ve fark İtimat ve kanaat Allah'a. İtimat ve kanaatla çözecek. At ve fark erkekte de ikisi de aynı. Ats, fark ne? Şefkat ve tefekkür erkekte. İtimat, kanaat Allah'ta. Ats, fark, itimat, kanaat. Erkekte at fark, şefkat, tefekkürle olacak. İnşa edecek. Beslenir. Allah'a imanla beslenir, tamir olur. Tamir olur beslenir 3 tane koyduk. Bu e, sayfayı da söyleyelim kaçtı?